Pardon, Yani biz 8'i üniversite... yapmışız galiba. 8'i yapmış mıyız? Yaptık Peki. yaptık, 8'i yaptık pardon. 8 A, yap. B diye yazmıştık. Tamam. Şimdi arkadaşlar, 9. soru için şunu söyleyeceğiz. 9'a bakalım. Bir kısmını bunların size aslında ödev olarak bırakma niyetim vardı ama şöyle bir bakayım. Şimdi arkadaşlar 9. soruya bakalım. Ondan sonra ben size ödev olarak bırakacaklarımı söylemeye çalışayım. Şimdi 9. soruya bakarsak ne vermiş bize? Demiş ki işte A kümesi sıfırdan kaça kadar gitmiş? 5'e kadar gitmiş. Bu kümesin elemanları ile rakamları farklı 3 basamaklı sayılar yazılacakmış. Peki benden istediği şey ne? Bu sayılardan kaç tanesi çifttir? İlk olarak cevap vermem gereken soru bu. Ben de şöyle yapayım. Şunu bir büyüteyim önce. Şöyle de bir çekmeye çalışalım. Böyle iyi gibi. Şimdi hocam A kümesi kimlerden oluşuyor? Sıfırdan 5'e kadar olan rakamlardan oluşuyor. Rakamları farklı 3 basamaklı sayılar yazılacaktır. Bunlardan kaç tanesi çifttir? Bir kere yapılan iş ne? Rakamları farklı 3 basamaklı sayı yazacaksın. O zaman 3 tane işim var. Birler, onlar, yüzler basamağını belirlemek. Koşulun ne? Yazdığının sayının ne olmasını istiyorsun? Çift olmasını istiyorsun. Şimdi çift sayı terimine bakıyorum. Birler basamağı 0, 2, 4, 6 ya da 8 olan sayı tam sayılara biz çift tam sayılar diyoruz. Ben de diyorum ki hocam çift olacaksa o zaman şimdilik şu birler basamağına kaç gelebilir? 0 gelebilir, 2 gelebilir, 4 gelebilir. Tamam. 3 tane aday var ama aması şöyle. Mesela burada hani şöyle önce 3 tane diye başlasam şurada sıkıntı yaşayacağım yüzler basamağında. Şundan dolayı sıkıntı yaşayacağım arkadaşlar. Düşünün ki birler basamağında sadece 0 olan bir şey yarattığımı düşünün. Yani şöyle bir şey düşünün. Birler basamağında sadece sıfırı kullansaydım geriye 5 tane rakam kalacaktı. O 5 rakamdan dilediğimi yüzler basamağına kullanabilirim. Ama eğer şöyle olsaydı, sıfırdan başka bir şey kullansaydım, yani 2'yi veya 4'ü kullansaydım, burada iki seçeneğim var, burada bir tane vardı. İki tane kullan, burada bir rakam kullansam birler basamağına, 2 veya 4'ten birini kullansam, yani şunu yaptım. Diyelim ki sadece 2'yi kullandım. Hani genellikten bir şey kaybetmeden. Geriye 5 tane rakam kaldı ama geriye kalan rakamlardan bir tanesi 0. Sıfırı burada başa kullanma hakkın yok yüzler basamağına. 5 rakam değil de sıfırı kullanamayacağı için buraya kaç rakam demen gerekir? 4 rakam demen gerekir. Hocam bu senaryoda sayılar farklı ilerliyor. Aşağıdaki senaryoda sayılar farklı ilerliyor. Ben de buradan şunu anlıyorum. Sıfırın birler basamağına geldiği durumu ayrıca incelemem gerekiyor. O zaman benim yapacağım bir tane iş var. Üç basamaklı sayı oluşturmak fakat bu iş iki ayrı senaryodan ilerliyor. Çift sayı tanımını kullandığımda bir birler basamağı sıfır olursa ne olacak? Bir de birler basamağı sıfır değil de ikiye veya dört olursa ne olacak diye bakacağım. Birler basamağında sıfır varsa buraya bir tane rakam kullandım arkadaşlar. Sıfırı kullandım. Geriye beş tane kaldı. Beş taneden canımın istediğini buraya kullandım. Geriye dört tane kaldı. Rakamları farklı olmasını istiyor çünkü. O zaman buradan nedir diyeceğim şimdi? İşte 5 çarpı 4'ten 20 tane cepte var. Bunu söyleyebildim. Eğer birler basamağı 2 ya da 4 ise, yani birler basamağını iki farklı şekilde oluşturabiliyorsam. Şimdi diyelim ki birler basamağını az önce yaptığım gibi 2'yi kullandığımı varsayayım. 4'ü de varsayabilirdim. Geriye 5 tane rakam kaldı. Bu 5 tane rakamdan bir tanesi 0. Bunu kullanabilme hakkım var mı? Yok. Ben de o zaman dedim ki buraya 4 tane kullanacağım. Şimdi buraya geldiğimde yani onlar basamağına geldiğimde 3 tane rakam kaldı demeyeceğim. Çünkü az önce kullanmadığım sıfırı şimdi kullanabilirim. Buraya da 4'tür dedim. 4 çarpı 4 çarpı 2 sayma yöntemi ilkesi gereği 32 tane. 20 tane bu senaryodan, 32 tane bu senaryodan toplam 20 artı 32, 52 tane çift sayı yazabilirmişim. Bunu anladım. B maddesine baktım şimdi. Bu sayılardan kaç tanesi 230'dan büyüktür? Ben de şöyle yaptım şimdi. 3 basamaklı sayılar yazdığımı unutmuyorum. 3 tane işim var. Koşulum şu. Kaçtan büyük olman gerekiyor? 230'dan büyük olman gerekiyor.
Şimdi 230'dan büyük olacaksam eğer yüzler basamağından başlıyorum. Hocam yüzler basamağında şunu söylesem 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i kullansam. Şimdi 5'i kullanırsam 500'lü sayıların hepsi 230'dan büyüktür. 4'ü kullansam 400'lü sayılar, 3'ü kullansam 300'lü sayılar. Bunların her biri 230'dan zaten büyüktür. Ama 2'yi kullansam, yani 200'lü yazacağım her sayı, mesela 210 yazsam, 201 yazsam, işte 203, 205 yazsam, bunların hiçbirisi 230'dan büyük değil. Yani 2 ile başlayanların hepsi 230'dan büyük değil. O zaman anladım ki ben bu soruyu gene iki senaryoda halletmem gerekecek. Tek bir işim var ama iki senaryoda hallolacak. Bir, yüzler basamağı 3, 4, 5 ise önce kolay durumdan başlayayım. Bir diğeri de hocam, yüzler basamağı 2 ise. Şimdi yüzler basamağı 3, 4, 5'ten biri ise yüzler basamağını 3 ayrı şekilde inşa edebilirsin. Öyle değil mi? 300'lü, 400'lü, 500'lü sayıların her biri de hocam zaten 230'dan büyüktür. Peki, onlar basamağını canının istediğini kullanabilirsin. Yalnız unutmuyorsun. Oluşturacağın sayılar ne olmak zorunda? Sorunun ta en başında verilmiş. Rakamları farklı olmak zorunda. Diyelim ki ben burada 4'ü kullanmış olayım. Geriye kaç tane rakamım kaldı? 5 tane. Sonra geriye kaç tane kalacak? 4 tane kalacak. 3 çarpı 5 çarpı 4. 3 kere 5, 15. 4 ile çarptım. Hocam 60 tane burada cepte. Peki. Şimdi diğer tarafa geliyorum. Hocam 200 ile başladığım sayılara bakarsam burada 1 tane var. Peki. Şurayı bir temizleyeyim A kümesini. İhtiyacım olacak muhtemelen. Hocam 230'dan büyük olmasını istiyorsam şimdi onlar basamağını 3'ü kullansam. Onlar basamağını 3'ü kullansam. Hani aslında onlar basamağı için adaylarım şunlardır da 3, 4, 5, 240 ve 250'li sayıların hepsi 230'dan büyüktür. Peki 230'lu sayılara baksam. Yani burada tek bir durum ortaya çıkacak. Şöyle yapayım. Tek bir durum derken hepsini tek bir seferde inceleyebilirim de. Bunu da kendi içinde iki parçaya böleyim. Kafamız karışmasın. Hocam sadece onlar basamağını 3'ü kullanırsam 230'lu sayılara bakıyorum şimdi. 2'yi kullandım, 3'ü kullandım. Geriye 1, 4, 5'i kullanabilirim. 0'ı kullanamam çünkü 230 yapar. Buraya da 1, 4, 5'i kullanırsam. 1, 4, 5'i kullanırsam. Bunu da 3 ayrı şekilde oluşturabilirim. 1 çarpı 1 çarpı 3, 3 tane dedim. Diğer işim ne? Gene 200'lü bir sayı oluşturmak. Hocam şurada 2 var. Bu sefer buraya 30 değil de buraya 4 ya da 5 yani 240 ya da 250 bir sayı kullanıyorum. Yüzler basamağına sadece 2 yazdığım için bir seçeneğim var. Onlar basamağına 4 ya da 5 yazabileceğim için 2 seçeneğim var. Daha sonra birler basamağına artık canın ne istiyorsa onu yaz. Toplam 6 tane rakam vardı. 2 tanesini kullandın. Buraya da kaldı 4 tane. 1 çarpı 2 çarpı 4 8 tane yaptı hocam. Totale bakıyorum şimdi. 60 tane önceden yakalamıştık. 3 ve 8 tane de burada yakaladık. Toplam kaç tane yaptı? 11 tane yaptı. 60 orada. 11 de bu tarafta. Toplamda kaç tane varmış? 71 tane. Toplamda da şöyle yapayım. Toplamda 71 tane ne varmış? Sayı varmış istenen koşullarda. Buraya kadar var mı sorusu olan ya da anlamadığımız bir yer? Peki. Beyler, bayanlar. Şöyle yapalım şimdi. Ekranı bir temizleyelim. Arkadaşlar 10, 11 size ait. 12'ye bakıyoruz. 10 ve 11 size ait. 12'yi ele alalım. 12'yi ele alalım. Şimdi ne demiş? A kümesinin elemanlarıyla yazılan rakamları farklı. 6 basamaklı sayıların kaç tanesinde 3 rakamı 1'den sonra 2'den önce gelir? Şimdi arkadaşlar bu soru için iki farklı yol göstereceğim size. Birinci gösterdiğim yol bir tık daha uzundur ama esasen doğru çözüm, yani doğru demeyeyim de doğru düşünce sistemi odur. İkinci söyleyeceğim şeyi birden çat diye düşünmeniz çok mümkün olmayabilir. Daha kısa bir çözüm sunar size ama birden pat diye göremeyebilirsiniz. Önce normal kısmı göreyim. Normal kısım şu. Şimdi benden istediği şu. 6 basamaklı sayı yazacaksın. Peki. Rakamları farklı 6 basamaklı sayı yazacaksın. 3 rakamı 1'den sonra 2'den önce gelir. Bir kere 6 basamaklı sayı yazacaksın diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu hamleyi yapıyorsan yanlış yapıyorsun, onu söyleyeyim her şeyden önce.
Hocam niye? 6 tane işimiz yok mu? Yok efendim bu soruda. 6 tane işiniz yok. Niye 6 tane işiniz yok? Çünkü size 3 tane elemanın yerini sabitlemiş. 3'ü, 1'i, 2'yi sabitlemiş. Nasıl sabitlemiş? 3 rakamı birden sonra. Hocam 1 gelecek, 3 gelecek, birden sonra 2'den de ne gelecekmiş? Önce gelecekmiş. Burada 1, 3, 2. Bunların yerleri sabit. Bunları baştan bir çaktık, sabitledik arkadaşlar. Şimdi yapacağım işe geleceğim. 1'i, 3'ü ve 2'yi kullandım ya. Geriye ne kaldı? 4, 5, 6'yı buraya araya bir yere yerleştireceksin. O zaman bu soruda yapman gereken şey 3 adet iş var hocam bu soruda. 3 adet iş var. Madem 3 adet iş varsa ne yapacağım? Geleceğim 3 tane çizgi çekeceğim. Bu 3 adet işte ne? 4'ü, 5'i, 6'yı 1, 3, 2'nin sağına, soluna, ortasına canın nereyi istiyorsa oraya yerleştirmek. Çünkü ben koşulu sağladım hocam. 3 birden sonra geliyor, 2'den önce geliyor. Şimdi ben de şu 3 işimi yapmaya başlayayım sırayla. 6'ya bakayım şimdi. 6'yı kaç tane yere yazabilirim? Bunun için seçeneklere bakıyorum hocam. 6'yı 1'in sol tarafına yazabilirsin. Başka? 1 ile 3 arasına yazabilirsin. Başka? 3 ile 2 arasına yazabilirsin. Başka? 2'nin sağ tarafına yazabilirsin. Ben o zaman 6'yı yazabileceğim 4 tane yer var. 6'yı 4 farklı yere yazabiliyorum. Diyelim ki 6'yı buraya yazmış olayım. Peki. Şimdi gel 5'e. Hocam 5'i yazabileceğin kaç yer var? Bakayım. 1'in sol tarafı olur. 1 ile 6'nın arası olur. 6 ile 3'ün arası olur. 3'ün sağ tarafı olur. 3 ile 2 arası. 2'nin sağ tarafı olur. 1, 2, 3, 4, 5 adet yerim var. 5'i yazabileceğin 5 adet yerim var. Diyelim ki 5'i de şuraya yazmış olayım. Son olarak geldik şimdi hocam. Kimi yazacağız? 4'ü. 4'ü yazabileceğim yerlere bakayım. 1'in sol tarafı olur. 1 ile 6 arası olur. 6 ile 3 arası olur. 3 ile 5 arası olur. 5 ile 2 arası olur. 2'nin sağ tarafı olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aslında her rakam eklediğimde zaten bir sonraki için yazılabilecek yer sayısı 1 artacak. Çünkü her eklediğinin bir sağı var, bir solu var. Diyelim ki 4'ü de nereye yazmış olayım? 4'e getireyim, şuraya yazmış olayım. O zaman oluşturduğum sayıya bakın şimdi. 1, 6, 3, 5, 4, 2. 163.542 sayısını oluşturdum. 3 sayısı 1'den sonra geldi ama 2'den de önce geldi. Bunların nereye serpildiği beni ilgilendirmiyor. Ama bunu kaç şekilde yapabileceğimi anladım. 4 çarpı 5 çarpı 6, 120 farklı şekilde yapabileceğimi anladım. Eğer bu soruyu benim bu şekilde, başka türlü de şimdi çözüm göstereceğim de, bu şekilde çözüyorsanız sayma konusu biraz düzgün bir şekilde oturmuş demektir sizde arkadaşlar. 3 adet iş var dedim ve bunun üzerinden geldim. Şimdi ben ikinci çözüme geçmeden önce burada fikir beyan etmek isteyen veya aklımıza takılan bir yer varsa sorun arkadaşlar. Yoksa bunu sileceğim ve şimdi ikinci çözüme geçeceğim. Şimdi ikinci çözüm için de şunu yapayım, ekranı bir temizleyeyim. Şimdi A kümesinin elemanlarıyla, hocam 3 rakamı birden sonra 2'den önce gelir. Hiç koşul vermeseydi. A kümesinin elemanlarıyla rakamları farklı, 6 basamaklı. İşte biliyorum ki 6 faktöriyel tane sayı yazabilirim. Nasıl hocam? 720 tane sayı yazabilirim. Şimdi bu 6 basamaklı sayılar içinde ben 1, 2, 3'ün konumlarına bakacağım. Şöyle ki, 1, 2, 3'ün konumları şöyle. Bu 6 basamaklı sayılar içinde 1, 2 ve 3'ten önce gelebilir. Başka? 1, 1'den sonra 3, sonra 2 gelebilir. Başka? 2, 2'den sonra 1, ondan sonra 3. 2, 2'den sonra 3, ondan sonra 1. Sonra 3, 1, 2. Başka? 3, 2, 1 gelebilir. 6 farklı durum var. Hocam tek tek yazmanıza gerek var mıydı? Zaten 3 faktöriyel durum çıkmayacak mıydı? Şüphesiz ki çıkacaktı. İyice anlayın diye bu şekilde gittim. Şimdi şunu kastediyorum. Mesela 1, 2, 3 deyince 6 basamaklı sayılar içinde 1, 2, 3'ün sıralaması böyle. Mesela işte şu sayı olur. 123.456. Hocam şu da olur. Mesela diyelim ki işte 142.356. Ben sadece 1, 2, 3'ün sıralamasına bakıyorum. Şu şekilde de olur. 4, 5, 6'yı istersen buraya getirirsin. Hocam 6 basamaklı sayılar, 720 tane 6 basamaklı sayı var ya,
Bu sayıların bir kısmında 1, 2, 3'ler tıpkı bu sırada olacak. Bir kısmında işte 1, 3, 2 biçiminde sayıların olacak. İşte 1, 4, 5, 3, 6, 2, 1, 3, 2. Sadece bunlara odaklanın. Sayıların bir kısmı bu kadar, bu kadar, bu kadar. Bunların hepsinin toplamı 720 yapacak. Kaç tane senaryon var? 6 tane. Hiçbirinde diğerine üstünlüğü yok. O zaman bunların her birinden 720 bölü 6, 120 tane vardır. Yani 120 tanesinde 1-2-3 sıralaması vardır. 120 tanesinde 1-3-2 sıralaması vardır. Benim istediğim şey ne? 3 rakamı 1'den sonra gelecek. 2'den de önce gelecek. Yani şu sıralamayı istiyorum 1'den sonra 2'den önce. Bundan da kaç tane vardır? 120 tane vardır. Dolayısıyla bu soruyu görür görmez eğer bu dediğim şeyi düşünüp şunu derseniz de olur. Hocam bu 6 tane rakamdan 6 faktöriyel sıralama vardır. Bu 6 faktöriyel 720 tane sayının içinde 1, 2, 3'lerin farklı türde sıralanabileceği 3 faktöriyel tane vardır. Benden istenen de bu 1, 2, 3'lerin sıralamalarından sadece bir tanesidir. 1, 2, 3 biçimdeki olan, 1, 3, 2 biçimde olanlardır. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel o zaman 120 aradığım cevaptır dersen doğrudur. Gayet de mantıklıdır. Bu da geçerlidir ama bunu ilk etapta görmek o kadar kolay olmayabilir arkadaşlar. Burada eğer tamamsak, 13. soruya başlayacağım şimdi. 13 ne demiş? 4 basamaklı doğal sayıların kaç tanesinin rakamları çarpımı 3 ile tam bölünür? Şöyle yapayım. Şunu da biraz yukarı çekemiyoruz. Peki sayfa sonuymuş. 4 basamaklı doğal sayıların kaç tanesinin rakamları çarpımı kaç ile bölünür? 3 ile tam bölünür. Ben de şöyle bir şey yapayım. Şimdi benden istediği şey ne? A, B, C, D biçimde sayılar yazacaksın. Öyle ki A çarpı B çarpı C çarpı D 3'ün katı olacak. Doğru mu? K elemanıdır, Z artı dedim. Doğal sayılarda çalışıyorum çünkü. Peki ben 4 basamaklı sayı inşa etmem gerekiyor. O zaman benim 4 adet işim var. 4 adet işim var. Birler, onlar, yüzler, binler basamağını oluşturacağım. Ancak istediği şey ne? Bu A, B, C, D sayısı 3'e bölünsün falan demiyor. Ne diyor? Bunların rakamları çarpımı 3'e bölünsün. Ya 3 bir asal sayı ya. 3'e bölünebilme kuralı nedir dersem rakamları toplamı 3'ün katı olan demeniz burada fayda etmez. İçinde 3 çarpanı içeren her sayı 3'ün katıdır, öyle değil mi? Türkçesi bana onu söylemiyor mu hocam? 3K dedim burada. O zaman bu A, B, C, 3'te bir asal sayı. A, B, C, D'den en az bir tanesi 3 ya da 3'ün katını barındırmak zorundadır. Ben de şöyle yapayım şimdi. Hocam bütün rakamlar kümesi şunlar. 0'dan 9'a kadar olan ve birer birer artan sayılar. Şimdi benim istediğim şey ne? Kabul edeceğim senaryolara bakayım. Rakamlardan sadece bir tanesi 3 olabilir. Mesela işte 3215. Bunun rakamlar çarpımı 3'e bölünür mü? Kaç çıktı önemli değil. 3 çarpından dolayı bölünür. Tek bir rakam 3'ün katıysa kabul edeceğim. Peki başka? Acaba 2 tane rakam 3'ün katı olsa olur mu? Olur. Mesela şöyle sayılar da olur. 3325 de olur. Hatta şöyle de olur. 3025 de olur. 0 da 3'ün katıdır. 0 her sayının katıdır. Şimdi bir tane basamağı 3'ün katı olsa olur. 2 tane basamağı 3'ün katı olsa olur. Şunu sileyim. Bunlar ikisi iki ayrı senaryo. Kabul edeceğim senaryo başka. Hocam 3 basamağı da 3'ün katı olabilir. Mesela İşte şöyle yapsam mesela 3304 desem bu da hepsi 3'ün katı. Hocam 4 rakamın 4'ü de 3'ün katı olabilir. Mesela 3699. Bu da olur. 4 basamakta 3'ün katı. Anlıyorum ki istenen durumlar için 4 ayrı senaryo var. İstenen durumlar için kaç ayrı senaryo var? 4 ayrı senaryo ve ben bu senaryoların her birini tek tek hesaplayıp toplasam olur mu? Bal gibi de olur tabii. Bunların hepsi istenen durumlar. Ya ama 4 tane senaryo da bizim için biraz zahmetli olacak doğru olmasına rağmen. Acaba istenmeyen durumlara baksaydım ne olacaktı? İstenmeyen durum ne hocam? İstenmeyen durum ya da istenmeyen durumlar.
Bu rakamların çarpımı A, B, C, D'nin çarpımı 3'ün katı olmasın. Ne demektir bu? A da, B de, C de, D de hiçbir şekilde 3 çarpanını barındırmasın. Yani A, B, C, D'yi oluştururken 0'ı, 3'ü, 6'yı ve 9'u ne yapmayacaksın? Kullanmayacaksın. Peki, elinde kaç tane şey kaldı, rakam kaldı? 6 tane mi kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane rakam kaldı. O zaman istenmeyen durumlara bakıyorum. 4 basamaklı doğal sayı oluşturacağım ama hiçbir şekilde 3 ya da 3'ün katını kullanmayacağım. Peki, buraya kaç tane kullanabilirim? 6 tane. Hemen soruya bakıyorum. Rakamları farklı vesaire demiş mi? Dememiş. O zaman buraya da 6 tane. Hiç acımadan 6, 6, 6, 6'yı yapıştırırsınız. Rakamları farklı dememiş. 6 çarpı 6, 36 çarpı 6, 216 çarpı 6, 1296. 1296 tane de ne var bizden? İstenmeyen durum var. Ha, buradan gitmem çok daha kalabalık. Tek senaryo hocam çünkü. Peki ne yapacağım şimdi istenmeyen durumlardan gidiyorsam? Tüm durumlardan istenmeyen durumları çıkarmam gerekecek. Peki tüm durumların sayısına bakayım şimdi. Hocam tüm durumlar dediğim şey ne? 4 basamaklı bütün doğal sayılar. Bunu istiyor. 1, 2, 3, 4. Şimdi tüm durumlara bakıyorum. 10 tane rakamım var elinde. Ama 0'ı kullanamayacaksın başlangıçta. 9 tane. Geriye kalan 10 rakamın hepsini de buraya kullanabilirsin. 10 çarpı 10, 100, 10 ile çarptım, 1000, 9 ile çarptım, 9000, 9000 tane 4 basamaklı sayı var. Bunlardan 1296 tanesini istemiyorsun. O zaman istenenlerin sayısı bellidir hocam. 9000'den kimi çıkaracağım? 1296'yı çıkaracağım. 1300 olsaydı 9000'den 1300'ü çıkarsam 7700 yapardı. 4 ekle 7704. Aradığımız doğru cevaptır arkadaşlar. Eğer tamamsak burada bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Bunu sildim. Bir sonraki soruya vazgeçtim. Geçmiyorum. 14'ü size bırakıyorum. Ödev arkadaşlar. 15. soru. 15 ve 16'ya beraber bakalım. Şöyle bir 15'e ele alalım önce. Şimdi hocam 15. soru bize ne demiş? Şekilde 24 gözlü bir çekmecenin yukarıdan görünümü verilmiştir. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 çarpı 4, 24. 24 göz var. Peki. Şurada bir durayım. Şunu anladım. Her gözün mavi renkle gösterilen kenarları söktak tarzındadır ve istenildiğinde iptalerek çekmecenin gözleri büyütülebilmekte ve çekmece farklı ihtiyaçlara göre düzenlenebilmektedir. Burada durdum ama tam anlamadım. Örneğe bakayım şimdi. Bazı mavi kenarları iptalerek çekmece modelde kullanılabilir. Bakayım şimdi nereyi iptal etmiş? Bir şurayı iptal etmiş. Yani büyütebilmekte ve çekmece farklı ihtiyaçlara göre düzenlenebilmektedir. Peki fonksiyonel bir çekmeceyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Bu olay anlaşıldı. Şu mavilerden istediğini, istediğin kadarını ister sökersin, ister takarsın. Canın nasıl istiyorsa. Peki. Buna göre verilen çekmece kaç farklı modelde kullanılabilir? Hocam modelleri saymamızı istiyor bizden. Yani model oluşturacağız. Yapacağınız iş model oluşturmak. Ve bu model oluşturacağınızı nasıl oluşturacağınızı söylemiş. Diyor ki mavi renkte gösterilen kenarları ister sökersin, ister takarsın. Ne kadar mavi renkli kenarım var? 1, 2, 3 tane burada. Bu 3 taneden 6 tane var. Öyle değil mi? 6 sütun var çünkü. 3 çarpı 6, 18 tane mavi renkli kenar var. Hocam o zaman iş bitti. 18 tane işin var. Kaç tane işin var? 18 tane iş. Bir başka deyişle 18 tane söktak. İşim bu. Ben de bakıyorum hocam şimdi. Şu kırmızıyla taradığım yere odaklanın lütfen. Şuradaki bu ne diyeyim ben kenar. Hocam bu kenar ya sökeceksin ya takacaksın. Bu yani bu kenar için işini kaç farklı şekilde görebiliyorsun? 2. Bu kenar için aynı. Bunun için de ya sök ya tak. Bunun için ya sök ya tak. Her işin aynı ve 18 defa yapacaksın.
O zaman her bir işi ikişer defa yapabilirsin. Ya sökersin ya takarsın. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu ikilerden kaç tane var? 18 tane var. 2 üzeri 18. Bu soru çok tatlı bir soru. Evde tabii aynısı çıkar demiyorum da işte bu tarz hem zorlayıcı olmayan hem de yeni nesil dediğimiz tarzda soru olması mümkündür. Burada tamamsanız arkadaşlar. Kaça geçelim şimdi? 16. soruya bakalım. 16. soruya bakalım. Şunu da temizleyelim. Şimdi 16 ne demiş bize? A kümesinin elemanları kullanılarak yazılan rakamları farklı 5 basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında baştan 75. sayı kaç olur? Bizden istenen bu. Ben de şunu yaptım şimdi. Hocam bir kere 5 basamaklı sayıları oluşturacağım. Yani yapacağım iş, 5 tane işim var. Bu net. Ama benden istediği şey şu. Önce bu sayıları oluştur, sonra bu sayıları küçükten büyüğe doğru boy sırasına diz. Baştan 75. sayı istiyor benden. Peki. Ben de küçükten büyüğe doğru sıralayacağım ya. Hocam 5 basamaklı bir kere sıfırla başlatamazsın. Sıfırla başlatırsan ne olacak? 4 basamaklı olacak. O yüzden bu kısım bir kalsın dedim. Neyle başlayanlar? 1 ile başlayanlar. Onu da isterseniz arkadaşlar şöyle yapayım. Şuradan bir çizgi çekelim kendimize. Temiz bir sayfa açmış olalım. Diyorum ki 1 ile başlayanlar. 1 ile başlayanlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane işim var ve bunların her birinde çarpmak zorundasın. İlk olarak kaçla başladım? 1 ile. Yani şu en baştaki basamağa kaç tane rakam yazabildim? 1 tane rakam yazabildim. Tamam. 1'i kullandın ya. Rakamları farklı demiş. Buna her zaman antenlerin açık olması gerekiyor bu sayı sorularında. Rakamları farklı demiş dememiş ben. Burada farklı demiş. 5 tane rakam var. Bir tanesinin düştüğünü hesaptan. Buraya kaç tane kaldı? 4 tane. Buraya 3 tane. Buraya 2 tane. Buraya 1 tane. 1 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 faktöriyel. Yani kaç tane yaptı hocam? 24 tane yaptı. 1 ile başlayan kaç tane varmış? 24 tane cepte. Benim hedef belli hocam. Kaçıncı sayıya tırmanmam gerekiyor? 75. sayıya tırmanmam gerekiyor. 1 ile başlayanlardan 24 tane var. Artık şunu desem kabul edersiniz galiba. 2 ile başlayanlardan da kaç tanedir desem? Hiç işlem yapmadan 24 tanedir desem olur mu? Olur. Niye? Şunun aynı şey. Bir yerine geleceksin. 2 ile başlayan diyeceksin. Diğerleri de 4, 3, 2, 1 diye sıralanacak. O yüzden buradan da 24 tanedir dedim. 24 burada, 24 burada. Etti 48. Hocam 3 ile başlayanlar. Onun da bir 24 tane olacağı garanti. Onun da bir eksi ya da fazlası yok diğerlerinde. 24 tane de burada var. 24, 24, 24 etti mi bize 72? 72. sayıya geldiğimde, yani 72. sayıyı bitirdiğimde bu sayının artık 4 ile başlayacağını anlıyorum. 73. sayıya geliyorum şimdi. Burada çat diye 4 ile başlayanlar yazmayacağım. Biraz ince gideceğiz. Biraz hassas davranacağız şimdi. Hocam 4 ile başlayanlar. Bu kısma geldik ama burada manuel, yani elle yaza yaza gitmek zorundasınız arkadaşlar. 73. sayı. 73. sayı ne olacak? 24, 24, 24. 72 tane sayıyı arkamızda bıraktık. 73. sayı 4 ile başlayan en küçük sayı olacak. Peki ben de şimdi 4 ile başlatayım. En küçük sayı ne yapacağım? Basamak değeri en büyük olan rakamları en küçük seçeceğim. 4'ten sonra 0, 0'dan sonra verebileceğim en küçük rakam 1, sonra 2, sonra 3. 40.123. Peki. 74. sayı. Bundan sonraki büyük olan en küçük sayı. Şöyle de yapayım. 1'ler ve 10'lar basamağını yer değiştireyim. Yani 40.132. Nihayet 75. sayıya ulaştık şimdi. 75. sayıya baktım hocam şimdi. Bunları bir daha yer değiştirmem anlamlı değil. 73. sayıya geri döneceğim. O zaman kimle kimi yer değiştirmem gerekecek? Şöyle yapayım. Buna geleceğim. Şu 1 ile şu 1 ile yani 1'i kaldırayım şuradan. Hocam 4 0 diyeyim. Bir mecbur hareket edecek ya. O zaman getirip 1 yazamadığıma göre 1'den sonraki en küçük sayı olan kimi yazayım? 2'yi yazayım. 1'i bir sağa çekeyim. Yani şu ikisini yer değiştirmiş oldum. Burada da 3'ü bıraktım. Olabildiğince 2'den sonra kullanabileceğim küçük rakamlara öncelik vermeye çalıştım. O zaman 75. sayı kaçtır hocam bizim için? 40.213 aradığımız cevaptır. Tamam mıyız burada arkadaşlar? Peki. Ne yaptık şimdi? 381 de bitti.
Şimdi permütasyon 382'ye bakacağım. Şöyle bakayım. Evet, bugün arkadaşlar ben ödevinizi bir peşinden söyleyeyim size. Ben şimdi permütasyona başlayacağım. Nereye kadar gidiyormuş onu anlamaya çalışıyorum. Bugün biz yine permütasyonu bitiririz. 391'in sonuna kadar ödev arkadaşlar size. 391'in sonuna kadar ödev. Şimdi permütasyon, ben permütasyon konusunda da şunu yapacağım. Önce bir temiz bir A4 sayfası açalım kendimize. Biraz bir şeyler söylemem gerekecek size. Şimdi değerli üniversite adayları, biz hatırlarsanız dünkü dersimize hani saymanın temel ilkesi diye başladık. Permütasyon diye niye bir ayrı isimlendirme kullanmışlar? Bir kere permütasyon bizim dünden beri yaptığımız şey, hocam dizilimdir. Bir takım nesnelerin yan yana dizilmesidir. Yalnız dizilim dediğimde de şunu ilk olarak şunu ele alıyorum. Önce şunu söylüyorum. Bizim ilk olarak ele aldığımız şey, dün de dikkat çekmiştim. Farklı nesnelerin dizilimi. Farklı nesnelerin, önce bunu alıyoruz. Özdeş nesnelerin dizilimi daha sonra çıkacak. Bugün çıkacak karşımıza muhtemelen. Hocam farklı nesnelerin dizilimi. Şimdi farklı nesnelerin diziliminde, farklı nesnelerin diziliminde şu var mesela diyoruz ya. İşte 5 kişi yan yana kaç farklı şekilde atıyorum dizilebilir. Hocam 5 kişi diyorsan otomatikman bu 5 kişi birbirinden farklı. Öyle değil mi? Çünkü özdeş 2 insan yok. Herkes farklı. Ya da diyoruz ki işte 5 farklı kitap yan yana kaç farklı şekilde dizilebilir? 5 faktöriyel. Nesnelerinizin farklı olması ilk koşuldur. Nesneler aynı olursa ufak bir mantık değişikliğine gideceğiz. Nesnelerinizin farklı olmasını garantilemek için de genelde küme gösterimi kullanılır. Çünkü biz çocukluktan beri ne biliyoruz? Bir eleman bir kümeye bir defa yazılır değil mi? Mesela şöyle bir küme yoktur. A, B, C, D, E tarzı bir küme yazabilme hakkınız var mı? Yok. O yüzden permütasyon soruları için kümeler çok iyi iş görürler. Birbirini tekrarlayan özdeş nesnelerden asla küme oluşturamazsınız zaten. Onlar için küme kullanılamaz. Şimdi hocam sorunuz şu. Türkçe yazayım. Diyorum ki 5 elemanlı bir kümenin A kümesi de diyebilir miyim? Rastgele bir kümenin. Herhangi 3 elemanı. Herhangi 3 elemanı kaç farklı şekilde dizilebilir? Temel soru bu. Bu temel sorudur. Permütasyon konusunun kalbindeki temel soru budur arkadaşlar. Şimdi 5 elemanlı bir kümenin herhangi 3 elemanlı herhangi 3 elemanı kaç farklı şekilde dizilebilir? Ben de şöyle yaptım hocam şimdi. Herhangi 3 eleman dizeceğiz ya. Baktım. İşiniz dizme işi. Kim? 3 tane elemanı dizmeniz gerekiyor. O zaman yapacağınız iş belli hocam. 3 tane işiniz var. 3 tane işiniz var. Biz de bakalım şimdi. 3 tane iş ne? Bu elemanlardan hangisi birinci, hangisi ikinci, hangisi üçüncü olacak? Hani dizmek demek sıranın başı ve sonu belli demek ya. Ben de şuraya bakayım. Buraya sıranın birinci yeri olsun. 5 elemandan birini buraya getirebilirim. Sonra geriye kalan 4 elemandan. Elemanların farklı olması burada işe yarıyor. Aynı eleman hem burada hem burada olamaz. Başka? Buraya da 3 tane eleman kullanabilirim. 5 çarpı 4 çarpı 3 cevabım kaçtır diyeceğim? 60'tır diyeceğim. Şimdi arkadaşlar permütasyon dediğiniz şey esasen gene saymanın temel ilkesiyle çözülen bir kavramdır. Yani biz her dizilim sorusunu zaten saymanın temel ilkesiyle çözüyoruz. Bundan sonra buradaki temel soruyu bu kadar uzun yazmak yerine sadece şu simgeyle göstereceğim. P5,3 diye göstereceğim. P permütasyon demek dizilim anlamına gelecek biliyorsunuz ki. Şu verilen ilk iki tane parametre, iki değişkenli fonksiyon gibi düşünün bunu. İki tane parametresi var. Birinci parametre ana kümenin eleman sayısını veriyor size. İkinci parametre
bu kümeden kaç elemanı alıp sıralayacağını söylüyor. Sen bu simgeyi gördüğünde şunu söyleyeceksin. Benim 5 elemanlı bir kümem var. Bu 5 elemanlı bir kümeden rastgele 3 tane eleman alıp sıralamamı istiyor. Bu simgenin karşılığı budur. Bu temel sorunun karşılığı budur. Yani 2 saat bunu yazmak yerine bu simgeyi kullanman yeterli. P5,3 dediğinde 5 elemanlı bir kümenin herhangi 3 elemanı kaç farklı şekilde dizilebilir sorusuna cevap aradığını söylüyorsun demektir. Ben de şimdi o gözle baktım. Yani yukarıda yaptığımın aynısını yapacağım. P5'e 3 dediğinde 3 adet iş var. 3 eleman diz diyor bana. Başladım şimdi. Elimde 5 tane eleman var. 5 tanesi buraya, bir sonraki yere 4 tane, bir sonraki yere 3 tane. Cevabın kaç olur? 60 olur. Mesela bana şunu deseydi. İşte P 6'ya 4 deseydi. Önce Türkçe'ye çeviriyorum. 6'nın dörtlüsü diye okuyoruz çoğu adaylar ama daha ne olduğunu anlamadığını bilmiyorlar bence üniversite adayları. O yüzden 6'nın dörtlüsü demek yerine hep Türkçe'ye çevirin. 6 elemanlı bir kümem var. Bundan 4 tanesini seçip sıralayacağım. Bunun için ne yapacağım? 4 tane işim var. 1, 2, 3, 4 tane işim var. İlk olarak 6 elemandan herhangi birini seçebilirim. Sonra geriye kalan 5 elemandan birini, 4 elemandan birini, 3 elemandan birini. 6, 5, 4 kaç yaptı? Bu da 360 mı yaptı? Peki. Şimdi siz biliyorsunuz ki maddi derslerinden faktöriyel, faktör çarpan demektir biliyorsunuz. Faktöriyelin Türkçesi de çarpansal. Hocam faktöriyel ardışık çarpma içerir. Sana sıfır haricinde bir doğal sayı verildiğinde, niye sıfır haricinde? Sıfır faktöriyel birdir çünkü, onu ayrı tutacağım. Sıfır haricinde bir doğal sayı verildiğinde o doğal sayı dahil olmak üzere birer birer geriye gelerek çarp. Kaça kadar çarp? 1'e kadar çarpacaksın. Ben de buradaki şu çarpma da ardışık çarpmalardan oluştuğu için neyden faydalanacağım? Faktöriyel gösteriminden faydalanacağım. Yani P5'e 3 dediğim şey neydi? Bir pratik olsun diye de şunu yapacağım artık. Büyük sayıyı küçük sayı kadar aç. Artık hani 5, 4, 3 olduğunu biliyorum da aklımda kalsın diye bir kodlama yolu geliştirmeye çalışıyorum. Permütasyon sorularında büyük sayıyı küçük sayı kadar açacaksın. 5, 4, 3. Ben şimdi bunu faktöriyel olarak hani görmek istiyorsam şunu yapacağım. Bu çarpma 3'te durmaması gerekiyordu. 1'e kadar gitmesi gerekiyordu. Yukarıyı 2 çarpı 1 ile çarp, paydayı da 2 çarpı 1 ile çarp. Genişlettin yani bu ifadeyi. Yukarısı ne yaptı? 5 faktöriyel bölü aşağısı da ne? 2 faktöriyel yaptım. Şimdi bunu genellemeye çalışsam, hocam büyük sayı 5, onun faktöriyeli pay kısmında kaldı. Küçük sayı 3 ama aşağıda 2 faktöriyel var. Çünkü bunların farkı. 5 eksi 3, 2. Hani 3, burada 3 defa açtın ya, 1'e inmek için 2 sayıya ihtiyacın oldu. Fark kadar sayıya ihtiyacın oldu. O zaman aradaki farkın faktöriyelini de buraya yazacaksın. Mesela P6'ya 4 dediğim şey. Hocam P6'ya 4 dediğim şey neydi önce? Önce 6'yı 4 defa aç. 6, 5, 4, 3. Faktöriyel gösterimine geçmek istiyorsan ne yapacaksın? Bunu 1'e kadar uzatacaksın. Yukarıyı 2 çarpı 1 ile çarptın. Aşağıya da 2 çarpı 1 ile çarptın. Yukarısı 6 faktöriyel. Aşağısı 2 faktöriyel. 6 hocam olduğu gibi büyük sayı yazıldı. Aralarındaki fark 2. Aralarındaki fark aşağı yazıldı. O zaman ben buradan herhalde şuraya sıkıştırsam olur. Herhalde şunu söylesem kabul edeceğim. PNR, lütfen önce bunun Türkçesini söyleyin. Benle beraber söylemeye çalışın. PNR, N elemanlı bir tane küme var. Bu N elemanlı kümeden herhangi R tane eleman kaç farklı şekilde dizilebilir? PNR sembolünün anlamı budur. Formül olarak ne dedim? Önce büyük sayının faktöriyelini yukarıya yaz. N faktöriyel bölü ikisinin farkını faktöriyelini aşağıya yaz. N eksi R faktöriyel. Bu faktöriyelli formu çok fazla kullanmayacağım arkadaşlar. Ama o vakit tanımıyla ilgili bir soru gelir diye gösterdim. Ben hangisini kullanacağım? Şunu kullanacağım. Büyük olanı küçük kadar aç. 5'in üçlüsü permütasyon diyorsa 5'i geleceğim. Geriye doğru 3 defa ne yapmak zorundayım? Açmak zorundayım. Şimdi kitaba geri dönersek. Sayfa 381 kısmına bakarsak
Şunu da büyütelim biraz. Demiş ki bize PNRN'nin reyli permütasyonu olmak üzere P6-2x4 faktöriyel bölü P4-4'ü istemiş. Ben de hocam şimdi geldim permütasyonu kullandım. 6 elemanlı kümem var. Rastgele 2 tanesini kaç farklı şekilde dizebilirsin? 2 tane işim var. Birincisini 6, ikincisini 5 farklı şekilde yapabilirsin. Bu tanım. Pratik neydi? 6'yı 2 defa açacaksın. 6'yı 2 defa açtım. 6 çarpı 5 eksi 4 faktöriyel 24'tü. 4'ün 4'lü permütasyonu 4'ü 4 defa aç. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 30 eksi 24. Yukarısı 6, aşağısı 24. 6 bölü 24. Bu da kaç gelir arkadaşlar? 1 bölü 4 aradığımız cevaptır. İkinci soruya bakalım şimdi. N'in 3'lü permütasyonu eksi N'in 2'li permütasyonu bölü N eksi 1 28'miş. Peki. Şöyle bir kesir çizgisini çizeyim şuradan. Hocam N'in 3'lüsü N'i 3 defa açıyorsun. N çarpı N eksi 1 çarpı N eksi 2 eksi N'i 2 defa açıyorsun. N çarpı N eksi 1 bölü N eksi 1. Devam edelim şimdi. Buralarda kimler ortak? N eksi 1'ler ortak ya. Yukarıyı N eksi 1 parantezine alayım. Şurada kesir çizgisini çizmiş olayım gene. Yukarıyı N eksi 1 parantezine aldım. N eksi 1 parantezine aldım. Ne kaldı? N çarpı N eksi 2. N'i de dağıtırsan içeriye ne gelir? N kare eksi 2 N. Buradan da ne var diğer çarpandan? Eksi N var. Bölü N eksi 1 eşittir 28'miş. N eksi 1'ler sadeleşti. Ne diyelim arkadaşlar şimdi? Ne kaldı sol tarafta? N kare eksi 2 N eksi N daha eksi 3 N. 28'de direkt atayım isterseniz sol tarafa. Eksi 28 eşittir 0. N karenin katsayısı 1. Eksi 28'i ayırdım. Eksi 7'ye 4. O zaman N eşittir 7 ve N eşittir kaç? Eksi 4 yaptım. Şimdi bu tek başına denklem olsa N eşittir eksi 4'ü kabul ederdim ama şimdi tanımına gelin permütasyon. N elemanlı bir kümenin diye başlıyorsunuz değil mi? Kümenin eleman sayısı negatif olamaz. O zaman permütasyon içinde kullandığın parametreler, sayılar asla negatif olamazlar. O zaman N'nin kaç olacağı belli? 7 olacağı belli. Peki. Değerli arkadaşlar, 14.45. Şimdi bir ara verelim. Saat 15'te tekrar başlayacağım.